şeyden başlamak istiyorum. Almanya'ya işçi olarak gittin. Evet. Sene 90, 1990'da Almanya'ya işçi olarak gittim. Orada bir 10 sene bir fabrikada çalıştım. Ama tabii buradan gidişteki hayallerim orada mahvoldu. Neydi ki abi hayallerin? Ne bekliyordun? Ya oradaki yıldığını bulamadın. Aşk için, aşkımın peşinden gittim. Hani Almanya'ya gitmemin sebebi para pul falan değildi. Aşkımın peşinden gittim ama büyük bir hata yapmıştım. Annemi babamı dinlemedim. Büyük bir hata yapmışım. Artık geriye de dönemedim. Dedim madem ben buraya geldim, aşağılandım, kırıldım. Dedim ben bir türlü intikam almak istiyorum dedim. Ben fabrikada çalışırken aynı zamanda da ek iş olarak bir matbaacının yanında çalışıyordum. Evet. Bu matbaacı da bu 70 yılların erotik filmlerini satıyordu. Tamam. İnternet gazete ilanı gazete yoluyla. Yani. Ben de orada telefonlara bakıyorum. Ya abi telefonu açan küfürü basıyor. Niye? Lan diyor, oğlum diyor biz sizden porno istedik, siz bize erotik film yolluyorsunuz. Ben bıktım telefonlardan. En sonunda patrona dedim ki oğlum bu iş böyle olmaz. Yapacaksak doğru dürüst bu işi yapacaksak doğru dürüst bir şey yapalım. Pornosunu çekelim. O da ya abi olur mu olmaz dedim. Sen olur ben bana bırak her şeyi. Her şeyi organize ettim. Neyse biz filmimizi çektik. Evet. Çılgın Sekreter Cale'yi. İlana bir verdik. Telefonlar susmuyor. Bu yıl kaç bahsettin şu an? 2000. 2000 yılı. 2000 yılı. Tamam oldu ama yani üzülüyorum. Berlin Fuarı'nda Venus vardır, erotik film festivali. Tamam. Yani Hollywood gibi bu. Aynen, Oscar, Oscar'lar erotik gibi filmin yani. Oscar'ları o, evet. Aynen öyle. 350-400 firma katılır. Bütün dünya oradadır. Larry Flint, ondan sonra bu şey Snoop Dogg falan hep gelirler oraya. Oraya biz bir katıldık. Tabii hiç kimse inanamıyor. Bütün dünya ülkelerindeki televizyonlar geliyor, bu gerçek mi? Ondan sonra dedim tabii gerçek. Tek Türk sen misin abi orada? Benim. Tek Türk, bütün fuarda. Tabii benim. Bir de Türk film olarak yok. İnanmıyorlar. Tabii Bengaldeş'ten gazeteci gelmiş. Ya diyor bu gerçek mi? Dedim gerçek. İtalyanlar çok alırdı. Hele bir tane baba derler ona, böyle mafya tipi gelir. Şöyle yapar bana, gel buraya. Senin filmler hangisi varsa yeni çıkan hepsinden biner tane DVD ayır bize der. Böyle der. İtalya'da der, kadınlar sokağa döküldü senin yüzünden diye espri yapar böyle. Resminizi çekebilir miyim? Müsaade var mı? Şimdi burada yanınızı yasakken gördüm. Onu Almanya Türkiye porno sektöründe abi. Senin neydi seni şey yapan? Yani milleti çeken neydi? Ha, onu söyleyeyim. Ben tamam. Ben çok şey şimdi gördüm. Bak, mesela bizim çektiğimiz pornolar çok amatörceydi. Almanlar olsun, Amerikalılar olsun daha profesyonel, en kralını çekiyorlar. Ama samimiyet yok. Samimiyet yok. Niye yok? Biz hep doğaçlamaydı. Bizde yok. Senaryo menaryo olmaz. Ben derim ki kameraman bas sen kayıt tuşuna. Doğaçlama. Mesela çoğu sahneyi bana oyna desen tekrar oynayamam aynı şeyi. Aynen, çünkü o anda o denizden çıkma sahnesi, evet, ayağım takılıyor böyle oluyor falan var ya. Onlar doğaçlama hepsi. Zaten o sahneyle biz Türkiye'de meşhur olduk. Aynen. Denizin muz gibi sularından geldik ya. İnternette, daha internet yeni yeni kuruluyor. Evet. Bir sahne gördüm. Şimdi ulan dedim ne güzel montajlamış bu sahneyi dedim ya. Denizin içinde Allah Allah diyorum, ben böyle bir şey çekmedim. Nereden çıktı bu? O bana yollayan çocuğa dedim ki iyi güzel montaj abi yapmışlar dedim. Abi dedi ne montajı, o gerçek sensin. Lan oğlum ben böyle sahne çekmedim. Abi vallahi sensin. 35 tane filmi tek tek izledim sırf o sahneyi. Var mı yok mu? Varmış. Ay atalım. Varmış ama ben hatırlamıyorum çok yani. Çünkü ben kayıt tuşuna bastıktan sonra dış dünyayla bağlantıyı kesiyorum yani. Orada doğaçlama yapıyorum. Bak ne yaptığımı kendim bilmiyorum yani. Ondan sonra. Ondan
Daha önce bir borçlar fiyatlarını da çıkan vermişsin. Bu bir hani kapanması. O sırada rahmetli Mehmet Ali Birant'ın programı 32. Evet. gün oradan teklif geldi. Sene 2003. Evet, öyle bir. Almanya gelecek derdi. Dedim ya Almanya'ya gelmeyin, ben zaten Türkiye'ye geliyorum. Zahmet etmeyin buraya kadar, masraf etmeyin. İşte burada ilk olarak Türk televizyonlarıyla 32. günde tanıştık. Ne olacağını kimse bilmiyor. Şunla içeri girdim ben. Tabii buna kızıyorum. Sen diyorum komşunun kızına zorla tecavüz etmişsin, bu ayağa kalkıyor baba yapma. Bir tane patlattım, oyuncunun haberi yok ama gerçekten patlattım. Çok güzel oldu benim için de, bir iyi bir başlangıç oldu. Hedefime hedefime ulaşmak için kapılar açtı bana. O program bana kapılar açtı. Hedefin ne abi? Hedefim sinema filmi yapmaktı. Türk sinemasına bir komedi filmi yapmaktı. 10 sene boyunca mücadele ettim bununla. Nihayet 2010 yılında Günah Keçisi'ni evet. çektik. Gidecek hedef de kalmadı. Şimdi hedefime ulaştım ya. Lan dedim sen hedefine ulaştın. Kimsenin başaramayacağı bir şey. Evet. Porno filminden gelip Türk sinemasına bir komedi filmi çektim. Bu çok zor bir şeydir yani. Dedim tamam, ben bu işi bırakıyorum. Rusya'ya gittim. Almanya'yı bıraktım. Rusya'ya gittim. Evlen. Abi çok uzak bir yerdesin Rusya'da. Benim yani, gittiğim yer var ya. Fantastik bir yerdesin yani. Bizim orası son durak olarak geçiyor Umurcuğum. 70 kilometre sonra tabela var. Dünya amblemi var. Altında burası son durak. Öbür tarafa gidiş yok diye. Ben tam oradayım. Dünyanın son durağına gittim. İyi bir oyuncu olabilmek için. Evet. Şarap içer misin? Ay yok, ben içmeyeyim çünkü dudaklarım kırmızı yapıyor. Bazen yani internet üzerinden film teklifleri geliyor ama öyle ufak tefek roller ben istemiyorum. İyi bir film olur, güzel rolün uzun olur. Tamam eyvallah ama öyle 10 dakika, 5 dakika yok abi, uğraşamam. Zengin misin? Yok abi, benim gönlüm zengin. Benim gönlüm zengin. Zenginlik, ben hepsini gördüm. Zenginliğinde, fakirliğinde hepsini gördüm. Ama karnın doyuyor mu? Mutlu musun? En büyük zenginlik budur arkadaş. Kendine dikkat ediyorsun, bakıyorsun, yapıyorsun. Ben dikkat ederim. Sağlığıma çok dikkat ederim. O yüzden inşallah Allah'ım hepimize uzun ömürler versin. Vallahi bir sıkıntım yok. Şimdi emekli oldu falan filan diyor. Ben emekli falan olmadım. Kendim bıraktım mesleği. Hala yani kuş ötüyor. O yeni yetişen gençliğe bir mesajın var mı abi? Yani seksle ilgili. Ya şimdi var. Bence sekse çok erken başlamasınlar. Bunu görüyorum, çok erken başlıyorlar. İleride bunun sıkıntısını çekerler. Bence 20'den sonra başlamalı seks hayatı. Hani uzun yıllar seks yapmak istiyorlarsa. Erken başlarlarsa var ya, ileride yaşlanınca bunun sıkıntısını çekerler. Bunu söyleyeyim gençlere. Şahin abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Umurcuğum. Abi, iyi yolculuklar. Görüşürüz. Sağ ol abicim, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın. Vallahi seni durdum bak, kepçeyi durdurdum onu indim ha. Kepçeyle geldik sana. Bir fotoğrafı çekebilir misin? Tabii. Teşekkür ederim. Zahmet olacak ama sizin gibi fotoğraf çekiyorum. Kusura bakmayın.